Zalimin cezası. İyi kalpli genç bir doktordu. Hastaneye öğretmenini ziyarete giderken ona ve tüm hastalara dağıtmak için gül buketleri aldı. Öğretmeninin iyi olduğunu görünce gül buketleri ve aldığı tatlıları vermek için diğer hastaların yanına gitti. Onlara şifa temennisinde bulunacaktı. O sırada yaşlı bir adamın bağırdığını görünce şaşırdı. Adam çok acı çekiyordu. Ona uzun uzun bakarken gözleri doldu. Hemşire bu adamın bir senedir hastanede yattığını, çektiği ağrılardan uyuyamadığını ve birçok kez intihara kalkıştığını söyledi. Sonra hemşire gence bu adamı tanıyıp tanımadığını sorunca genç onu çok iyi tanıyorum. Bu adam yaptığı haksızlık nedeniyle babamın ölümüne, benim ve ailemin de doğup büyüdüğümüz yerden ayrılmamıza neden oldu. Yalancı şahitlikte bulunarak babamın evimizi ona sattığına dair sahte evraklar düzenleyerek yemin etmişti. Bu yetmiyor gibi yalancı şahitler getirdi. Onlar da emrettiği şekilde şahitlik yaptılar. Babam bu adama kendine çeki düzen vermesini söyleyerek Efendimizin şu hadisi şerifini hatırlatmıştı. Mazlumun bedduasından sakının, çünkü Allah'la mazlum arasında perde yoktur. Sonra babamla dalga geçmişti. Babamsa bir süre sonra hastalanıp yataklara düşmüş, sonra da vefat etmişti. Bu adamın zulmettiği kişi yalnızca babam değildir. Makamı ve adamlarını kullanarak birçok kişiye zulmetmiştir. Babam takvalı bir adamdı. Ben ve ailem köydeki dedemin yanına gittikten sonra bizi Allah'a emanet etti. Biz 5 senedir ne zaman onu hatırlasak Allah bize yeter, o ne güzel dosttur deriz. Birkaç dakika sonra genç doktor tansiyon, diyabet, ateroskleroz, sepsis, karaciğer ve böbrek hasarı ve daha bir sürü hastalıktan tedavi gören zalim adamın yanına gitti. Adam genç doktoru görünce tanıdı ve ağlayarak "Biliyorum, ben sana ve ailene zulmettim. Babanın ölümüne sebep oldum. Ben bana direnen ve meydan okuyan hiç kimseye merhamet etmedim. 2 senedir oğullarıma haksız yere üzerine çöktüğüm hakları sahiplerine vermelerini söylüyorum. Fakat onlar dediklerimi kabul etmeyip hastalığımdan faydalanarak beni terk edilmiş virane bir yere attılar. Orada ölümü beklerken tanımadığım bir adam gelip beni buraya getirdi. Bugün bana acı veren şey ise kendimi tatmin etmek ve bazı yolsuzluklara dayanmak için o kadar masumun hakkına girdiğim için Allah'ın azabıdır. Şimdi çocuklarım bile beni başlarından atıp terk ettiler. Zulmettiğim kişilerin duaları beni hiç rahat bırakmıyor. Bir dakika bile dinlenemiyorum. Allah bütün bunları düşünüp pişman olayım diye aklımı da almıyor. Dünya azabını çekeyim diye kalbimde atmaya devam ediyor. Biliyorum ki ahiret azabı bundan daha şiddetli ve katıdır dedi. Genç adam adamın halinden etkilendi ve kalbi ona karşı yumuşamış bir halde "Senin Allah'a tevbe edip yüzünü ona dövmen gerek. Seninle birlikte zulmettiğin kişilere gidip onlardan af dileyelim. Ben onların da sana karşı şefkatli olacağından eminim. Senin bu halini gördüklerinde seni bağışlayacaklardır" dedi. Bu sözlerden sonra adam sevinçten uçacak hale geldi. Allah'a tevbe edip istiğfarda bulundu. Gençle birlikte zulmettiği kişilere gidip onlardan af dilemeye karar verdi. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل